Sevgili canlar, değerli dostlar, ben de hepinizi hem şahsım hem Türkiye İşçi Partisi adına hem de Silivri zindanlarında esir tutulan Hatay Milletvekili Can Atal adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu toprakların gördüğü en büyük bilgelerden biri olan Pir Hacı Bektaş Veli'ye ve bizlere bıraktığı hakikat mirasını hep beraber özlemle andığımız günlerden geçiyoruz. Horasan'dan Anadolu'ya gelmiş Bektaş-ı Veli'nin karşılaştığı ülke aslında bugün bizim yaşamak zorunda kaldığımız ülkeden pek de farklı değildi. 13. yüzyıl Anadolu'nun alın teriyle yaşayan tüm insanların açlık ve yoksulluk içinde kıvrandığı, halkı ağır vergiler altında ezen zalim hükümdarların sefa sürdüğü, insanların en temiz dini duygularını istismar eden din tüccarlarının tıpkı bugün olduğu gibi servetine servet kattığı bir coğrafyaydı. Hacı Bektaş Veli bir başına yürüdüğü bu yolda hiçbir zalimin sofrasına ortak olmadı. Onlar için çalışmadan geçinenler bizden değildir dedi. Zalimlerin tezgahı sürsün diye halk içinde bugünkü gibi düşmanlıkları körükleyenlere başkasının ayıbını arayacağına önce kendi ayıbını gör dedi. Bu hayatta en büyük erdemin insan olmak ve insanlıkta ortaklaşmak olduğunu, dili, dini, rengi ne olursa İyiler iyidir, iyiler her an iyidir sözüyle buyurdu. Bugün halkımızın en derin yoksullukları yaşadığı, kadınların ölüm ve kölelik arasında seçime zorlandığı, ağaçların, ırmakların ve sokakta yaşayan dilsiz dostlarımızın katledildiği bu topraklarda Bektaş Veli'nin erenleri, kadınları yola ortak ettiler. Dostlukla kaynayan bir kazanda bitmeyen aşları pişirdiler. Biz de onların mirasından ilham alıyoruz. Eşitliğin, özgürlüğün, dostluğun, ortaklığın tohumunu 800 yıl önce bu topraklarda Hacı Bektaş'ta atanları mücadelemizde yaşatıyoruz. O tohum bugün daha da yeşerecek. Hayatını emeğiyle ve onuruyla yaşayanların iktidarını adamış milyonlara dönüşecek. Sevgili canlar, Cumhuriyet'in ilk 100 yılını geride bıraktık. Ne yazık ki biz özellikle Cumhuriyet'in son çeyreğinde yobazlara, gericilere, bu ülkeyi karanlığa mahkum etmek isteyenlere hak ettikleri, vermek istediğimiz yanıtı veremedik. Hala Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bir dinin, bir mezhebinin, bir yorumunun tahakkümü altındayız. Buna karşı çıkmak, bununla mücadele etmek hala en temel görevlerimizden birisi olmak zorundadır. Alevilik vardır, Alevilik haktır demek buna karşı çıkmanın yoludur. Amasız ve fakatsız söylüyoruz. Hacı Bektaş'tan bir kez daha söylüyoruz. Alevileri bakanlık eliyle, iktidar gücüyle, parayla bölmeye, parçalamaya, suni gündemler yaratmaya çalışanlara söylüyoruz. Cemevlerini olduğundan farklı göstermeye çalışanlara Hacı Bektaş'tan da bir yanıt vermemiz gerekiyor. Cemevleri Alevilerin ibadethanesidir. Bunu er ya da geç kabul edeceksiniz. İstemeseniz de, inkar da etseniz, yok da saysanız sonunda kabul edeceksiniz. Kardeşlerim, bugün Hacı Bektaş'tan özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için haykırmak zorundayız. Bu yobazların iktidarının çocuklarımızın elinden laik, çağdaş, bilimsel, parasız eğitimi almasını, çocuklarımızın eğitim hakkına ulaşmasını, gasp etmesini kabul etmiyoruz. Bu bağnaz, bu yobaz eğitim anlayışına karşı hiçbir dinin, mezhebin propagandasının yapılmadığı, her yurttaş için eşit, parasız, bilimsel eğitim mücadelesini, laik eğitim mücadelesini yükseltiyoruz. Cumhuriyet'in birinci yüzyılı dedim. Cumhuriyet'in birinci yüzyılında Maraş'ta, Çorum'da, Madımak'ta kanımızın aktığı, canlarımızın alındığı bir yüzyıldı. Tüm katliamların, bütün bu zulümlerin hesabını sormak zorundayız. Madımak'ta helalleşmeyeceğiz. Madımak katilleriyle helalleşmeyeceğiz. Bugün iktidarda bulunanların Madımak katillerini affettiklerini asla ama asla unutmayacağız. Bugün iktidara gelenlerin Madımak'ta canlarımızla kıyanlar olduklarını hiç aklımızdan çıkartmayacağız. Değerli kardeşlerim, zor zamanlardan geçiyoruz.
Bunu biliyoruz. İktidarı elinde bulunduranların hukuku katlederek, halkı yok sayarak bizi bu karanlığa mahkum etmeye çalıştıklarını, bizi yobazlıklarıyla boğmaya çalıştıklarını görüyoruz, biliyoruz. Ama şu gerçeği asla unutmamamız gerekiyor. Burası bizi öldürmek, bizi katletmek isteyenlerin ülkesi değil. Burası bizim ülkemiz. Burası emeğiyle, alın teriyle, onuruyla, namusuyla yaşayan, kardeşlik ve barış isteyenlerin ülkesi. O yüzden 72 millete bir nazardan bakılan bir coğrafyadan bütün kardeşlerime, bütün Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Bunlar bizi birbirimize düşmanlaştırarak, bunlar bizi birbirimize kötü gözle bakmamızı sağlayarak, iktidarlarını korumaya çalışarak bu ülkeye çok büyük bir kötülük yapıyorlar. Bu kötülüğe karşı Hacı Bektaş'tan sizlerin izniyle, onayıyla bütün Türkiye'deki emekçi kardeşlerime seslenmek istiyorum. Hepimizin rengi farklı, dini farklı, dili farklı, kültürü farklı, inancı farklı, memleketi farklı. Ama Türkiye'de de dünyada da iki şeyin rengi hep aynıdır kardeşlerim. Alın terinin rengi hep aynıdır. Gözyaşının rengi hep aynıdır. Alın terinin ve gözyaşının birleştirdiği bir halkı hiçbir kuvvet yenemez. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.